Nasıl başladım? Şimdi ben Balıkesirliyim ama benim ailem Balıkesir'e bir 10-15 kilometre uzaklıkta bir köyde yaşıyor. Ben eğitim için 5 yaşından beri Balıkesir merkezde rahmetli babaannemle beraber yaşıyordum. Orada tek başına kaldığın zaman ne yapacaksın? Mahalleye çıkıyorsun, bahçede futbol oynamaya başlıyorsun. Daha sonra tabii ki herkesin olduğu gibi, herkesin küçüklüğünde hayran olduğu bir takım, şehrin bir takımı var. Orasının altyapısında oynamak, oraya futbola başlamak hep bir hevesti benim için. Daha sonra ilkokul bitti, ortaokul birinci sınıfta Balıkesirspor'un yaz okuluyla futbola başladım. Yani para vererek başladım, gittim formaya bilmem neye. Para verdim, o futbol okuluna kaydoldum. Kendi tek başıma ama kimsenin bir haberi falan yoktu yani. Sadece bir tane arkadaşım vardı, ikimiz beraberdik. Ailemin haberi olmamasının sebebi de hani babaannem yaşlıydı tabii, benim orada ailem Mahmudiye'deydi. Babamlar falan futbolcu olduğumu benim ilk profesyonel maçıma çıktığımda hani o ara haber oldu. Yani babam bu işte benim baya baya ilerlediğim. Balıkesirspor'da 16 yaşında ilk profesyonel maçımı oynamıştım ben liseye giderken. İşte o maç haftası, işte o maça falan geldiler. Öyle haberleri oldu yani. Ailem özellikle hep okusun oğlum, işte bir iş bulsun, iyi bir mevki sahibi olsun. Annemin isteği hep böyleydi. Hani benim bu konuda çok büyük bir şeyim var, her yerde söylerim bunu. Üniversite sınavından bir gün önce ben gençler birine transfer oldum. İşte o ara annem de yanımda Balıkesir'de. Ben üniversite sınavından bir gün önce de herkes çıkar çarşıya, işte stres, kafa dağıtma, gezer dolaşır falan. Ben o ara transferimle uğraşıyordum, kulüpteydim. Bitti transfer, geldim eve. İşte anneme dedim ki ben böyle böyle, anacığım transfer oldum ben, gençler birine gidiyorum, bu kadar para kazanacağım falan falan. Dur diyor, Allah cezanı verecek, senin yarın sınavın var, ben işte ne diyorum sana, senin aklın hala topta tüfekte falan falan. Şimdi ama baya baya bir takip eder yani futbol haberleri, maçları. Şimdi tam tersin oldu, o zaman kızan. Var ama bunlar dönem dönem değişiyor. Yani mesela o hafta galip geldiysek, nasıl davrandıysam maç sabahı, maç günü, işte ya da o hafta içi, öyle aynı şeyleri yapmaya çalışıyorum. Sahaya genelde hep işte, bu artık bir alışkanlık hani, şey gibi hani dinimizce de sağ ayakla girelim. İşte hani maçtan önce o gün duş aldım mı almadım mı, maçın sonucuna göre nasıl performans verdim, krampon hangisiydi, tabii ki böyle şeylerim var ya. Bu maça odaklanma bence bir şey olarak değil yani, tek bir günlük olay değil. Yani o hafta boyunca ben o hafta hangi pozisyon oynayacaksam, stoper mi oynayacağım, sol bek mi oynayacağım, orta saha mı oynayacağım, ne oynayacaksam. Yani karşıdaki takımın ne, hangi oyuncusu var, nasıl çeker topu. Yani genellikle defans ağırlıklı oynadığım için nereye çalım atar, nereye koşu yapar. Bunu tabii ki hafta içi ya da işte oyuncuları tanıyorsun artık yani. Bu ligde tecrübeliyiz artık yani. Bunları kafamda hep yaşıyorum yani, ya da antrenmanlarda bu oyuncu buradan buraya gider, ya da burada kısa pas yapar, burada şu sağına dönüyor, soluna dönüyor, böyle kendi kendimi mental olarak hazırlıyorum. Ben nasıl görüyorum futbolu? Futbol tamamen bizim için bir yaşam biçimi oldu. Yani ben bütün arkadaş sohbetlerinde söylüyorum artık, yani futbol bize çok şey kazandırdı. İnanılmaz şeyler kazandırdı. Bir kere inanılmaz bir dostluk, arkadaşlık, bir eğitim, bir yaşam biçimi, sporla iç içesin. Başarı, mağlup olma, kaybetme, hüzün. Bunların hepsi bir karakter oluşumu. İnsanın zorluklara karşı nasıl başa çıkabilecek? Yani başarılı olduğu durumlarda nasıl mütevazı olabilecek, nasıl başarıya ulaşabilecek? Bu bence inanılmaz bir harmoni yani. Bunu nasıl açıklayayım? İnsan için inanılmaz bir şans. Çoğu insan için, yani futbolcu olan bir insan için inanılmaz bir şans. Ama tabii ki eksi yönleri de olmadı mı, insanlar çok kolay yargılayabiliyor. Dışarıdan çok eleştirebiliyorlar. Ama düşünün ki inanılmaz bir sevgiyle küçük yaşlardan beri oynadığın bir işi, daha sonra yeteneğinle, şansınla, doğru zamanda doğru yerde olmanla profesyonel olarak kendine meslek sahibi oluyorsun. Bu işe gönül veriyorsun, emek veriyorsun. Siz görüyorsunuz burada, sadece burada bir antrenman ya da sahadaki 90 dakikalık bir maç bir periyot değil ki. Yani futbol o kadar zor bir iş ki bence. Yani sezon başı hazırlıkları, sezon içindeki psikolojik iniş çıkışlar, gidip o takımda başarılı olup olmama, iyi performans verme baskısı her zaman.
Şehir değiştiriyorsun, takım değiştiriyorsun. Gidip bir yere uyum sağlama, orada kendini kanıtlama. Ama bu kadar zorluğun yanında tabii ki insanın kendi sevdiği işi yaparak para kazanması, hani bu kadar karmaşık duyguları yaşaması şans, çok büyük bir şans ve çok büyük bir hem kazancı da artık yani. Çok güzel bir iş. Ama insanların dışarıdan gördüğü kadar da kolay bir iş değil. Şimdi Kasımpaşa'dayız. Burada görüyorsunuz şartları, imkanları, altyapıdaki çocukları ya da buradan bizim A takımımızda da antrenmana çıkan genç oyuncular var. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum bunları, her zaman söylüyorum. Yani inanılmaz bir kere şanslı olduklarının farkına varmaları gerekiyor ama şöyle bir şey var herhalde. İnsanlar bir şeye ne kadar kolay erişirse, ne kadar şanslı olduklarının, onun için onun ne kadar iyi bir fırsat olduğunu pek farkına varamıyorlar. Bana gelecek olursak ben evet 16 yaşında profesyonel takımda oynadım ama o zamana kadar, 16 yaşıma kadar Balıkesirspor'daki antrenmanlarımı çok iyi hatırlıyorum o zaman. İşte bir top verilir, hadi sen şu takım bu takım maç. Yani ne bir taktik ne bir sistem, böyle oynayacağız, şöyle oynayacağız. Hani o kadar çok şey ki yani ben Gençler Birliği'ne gittiğimde hani altyapıyı orada almaya başladığıma inanıyorum. Çünkü sistem nedir, kayma nedir, 3-5-2 nedir, 4-4-2 nedir, 4-2-3-1 nedir? Ya da işte takım içindeki iletişimler, futbolcuyla nasıl alakadar olunur, fitness nedir, doğru beslenme nedir? Yani bunların hepsini ben 17 yaşımda transfer olduktan sonra, yani profesyonel 2 sene Balıkesirspor'da geçirdikten sonra farkına varmaya başladım. Ve altyapıya asıl orada başladım. Ama şimdi artık o kadar özellikle büyük şehirlerde, özellikle bizim takımımızın tesislerini görüyorsunuz. Buradaki altyapıdaki oyuncuların gözünün içine bakılıyor herkes artık. Yani bir ışık versin ki bana şans verelim. Yani bize bir ışık versin ki onu işte nereye gidebilir, önünü açalım. Ben hayatının futbolda özellikle kırılma noktalarının sadece bir olduğunu düşünmüyorum. Benim için kırılma noktası ilk Balıkesirspor'daki şans gelip profesyonellikte oynamam. O ilk maçımda benim için ilkler hep kötüydü. Hep kötü olmuştur yani bu zamana kadar. Kötü performans sergiledim. O sene çok şans alamadım sonra. Daha sonra ikinci senesinde daha az şans aldım ama bu şanslarımı daha iyi kullandım. Daha iyi performans sergiledim ve son bana 7-8 maç görev vermişlerdi. O maçlarda transfer yaptım gençlerine. Gerçekten çok iyi performans sergiledim. Hiç şans, hiç akılda yoktu o ara benim oynamam. Yani öyle bir beklentim de yoktu. Kimsenin de beklentisi yoktu. Hani takım içinde öyle bir ortam da yoktu. Bana şans gelebilecek, sıra gelebilecek bir konum da yoktu. O 7 maçta çok iyi performans sergilemem ve Gençlerbirliği'ne transfer olmam benim için bir kırılma noktasıydı. Daha sonra Gençlerbirliği'ndeki Oftaş'taki performansım, Fenerbahçe'ye gelişim mesela. Fenerbahçe'deki yaptığım en büyük hata sezon başı Young Boys'la Şampiyonlar Ligi eleme maçı vardı. İsviçre'deki bir gün önceki maçtan önce sentetik tısa, bilek bağlarım kopmuştu. Ertesi günkü maçta oynayamadım tabii. Sonra bir hafta sonra içeride İstanbul'da rövanş maçında. Hani hangi mantıkla, hangi kafayla niye öyle bir şey yaptım? Belki o an bana ihtiyaçları olduğunu söylenmesi. Hani benim oynanmam istenmesi. Ben de orayı belki hala Gençler Birliği olarak görüyordum yani. O da benim için bir kırılma noktasıydı. O gün orada ya sağlam halim. Ama eğerler, şöyleler, böyleler, bu işin içinde bunlar var yani. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta yaptığımız hatalar, yanlışlar, bu bizim bir kişiliğimizin ürünü. Ben yaptığım şeylerden kesinlikle pişmanlık duymuyorum. Çünkü kesinlikle eğer yapabileceğim bir şey varsa savaştan, mücadeleden kaçan bir adam değilim. O gün orada öyle hissettim. Benden de oynanmam istedi, oynandım. Bizim de zaman zaman yaptığımız hatalardan birisi bu iş belirli bir süre yapılabiliyor. Bu işi herkes ne kadar iyi yapıyorsa, arkasında nasıl bir efekt, nasıl bir etki bırakabiliyorsa en büyük mirasımız bu oluyor tabii ki. Yani tabii ki yaptığımız yatırımlar buna ayrı bir... Ama çok büyük bir ego, çok büyük işte ilgi alaka, böyle bir ortam. Ama bu bir gün bitecek yani. Geriye kalan şey senin kişiliğin, karakterin. Zorluklara karşı nasıl mücadele edeceksin? Arkanda nasıl bir iz bıraktın? Bu camiada sen buradan gittikten sonra senin için ne konuşulacağı, benim için bunlar önemli. Ne mutlu ediyor. Başarı herhalde. Başarılı olduğum zaman, o hafta iyi geçtiği zaman, o an
artık çok küçük şeylerden bile o kadar keyif alıyorsun ki mesela. Benim için böyle durumlarda en büyük mutluluk arkadaşlarımla oturup çay kahve muhabbettir yani. Çay kahve yani dünyanın en büyük mutluluğudur, öyle yok PlayStation yok bilmem ne, o film dizi bilmem ne. Tabii ki onların da ayrı bir yeri var ama benim sevdiğim insanlar olacak etrafımda. Büyük bir yemek masası. İşte dışarı bir yere gidecek ya da birisi arkadaşın evinde toplanacak. Muhabbet, sohbet. Yok abi, diziler bizi normal hayattan koparmaya başladılar. Hani burada çoğu zamanını kulüpte geçirdiğin için kamp dönemlerinde, özellikle sezon başı kamplarında artık hani bu yabancı dizilerin büyük büyük hayranı oldum. Hani Game of Thrones başlıyor, ben heyecanlanmaya başlıyorum. Mesela yeni haftaki ilk bölümü geliyor, elim ayağım titriyor. Sonra başka bir dizi çıkıyor, Reydan Un oluyor. Oradan başka birisi geliyor, oradan başka. Dizi keyfim çok var artık. Önceden çok film seyrederdim. Ama şimdi diziler, hani hep bekliyorum yani bugün işte bu bölüm gelecek. Aa, ne oldu, daha Türkçesi gelmemiş, olsun İngilizce izleyeyim. Hani en büyük keyfim dizi izlemek diyebilirim. Kitap ben yakın tarih kitaplarını sevmeye başladım artık yani. İsim vermeyeyim, ben sonra okudum kitapları. Abi orada favori karakterlerin ölüyor yani, öyle de bir şey var yani. Dedim ki Robb Stark hani iyidir, bu dizinin sonunda herhalde bu gidecek kafaya kadar kral olacak. Öyle dediğim zaman hani çok o kadar önemli karakterleri böyle hani bir anda diziden çıkartabiliyorlar ki, öyle bir trajik bir ölüm yaratabiliyorlar ki, işte diziye bağlayan hani bizi bu olaylar zaten.